etmeniz lazım. Diğeri session'lar. Session'da cookie ile neredeyse aynı mantıkta çalışıyor. Fakat şöyle bir olay var. Aslında cookie de kalsın. Session'de yeni bir tane daha oluşturalım. Şimdi session'lardaki olay şu. Cookie ile aynı şekilde çalışır. Fakat cookie tarayıcı tarafında çalışır. Session server tarafında çalışır. Yani PHP'nin çalıştığı tarafta çalışır session'lar. Basit bir örnekle şimdi olmayacak ve neden olmadığını da size anlatacağım. Şimdi session'a gittim. Normalde eklenmiş olması lazım. Bu arada session'ları bu şekilde göremezsiniz tarayıcı tarafında. O yüzden daha güvenliklidir. Yeniledim. Bir hata verdi. Hataya bakalım. Ha tamam. Null geldi yani. Sonuç olarak. Şimdi session'ım niye çalışmadı? Session'ın çalışması için web sitenizin o sayfasının en üst kısmına session start diye bir tane komutunuz var. Session'ları yani oturumları başlatıyor. Bunu eklememiz gerekiyor. Peki bunu ekledik çalışacak mı? Gene çalışmadı. Neden çalışmadı? O session'ları alabilmek için de komuta ihtiyacımız var. Yani sadece göndermemiz yetmiyor. Gönderirken ki çalıştırmamız yetmiyor. Aldığımız sayfada da o session'ın çalışıyor olması lazım ki biz onu alabilirim. Cookie'lerde ama böyle bir şey yok. Yani cookie çalıştırmak için ekstra bir kod falan öyle bir şeye gerek yok. Session'da var ama. Neden? Çünkü session'lar dosyalarda tutuluyor. Ne kadar çok session oluşturursanız server'ınız o kadar yavaşlar. Böyle bir gerçek de var. Ama yani şimdilik en güvenli veri aktarım yolu gibi bir şey session'lar. Şimdi session'ımızı da aldık. Peki bu değerlere nasıl ulaşacağız? Ya, dizilerde anlatmıştım zaten. Araba örnekleri vermiştim. Name dediğimde direkt duran olarak gelecek zaten bu. Siz bunu bir değişkene eşitleyip oradan kullanabilirsiniz. Başka ne yapabiliriz? Session'la alakalı diye düşünüyorum. Session'la alakalı sanırım başka bir şey yapamayız. Temel olarak bu kadar. Session'lar. Server var. Server'da biraz şok yaşayabilirsiniz. Evet. Daha düzgün gözükmesi için kaynağı görüntüle diyeceğim. Şimdi server komutu bu komut gerçekten de server tarafından dolduruluyor. Server buna bilgiyi gönderiyor dışarıdan. Şu an localhost'ta çalıştığımız için example'ın localhost'u Apache'si bize bu server bilgilerini gönderdi. Ama bir sunucuda gerçekten bir hosting'de çalıştırmış olsaydık yani o sunucunun bilgileri burada olacaktı. Şimdi bakalım neler var. MIP Dires diye bir şey koymuş buraya. MIPS'lerin nerede olduğunu gösteriyor. MySQL'in nerede çalıştığını bize gösteriyor. OpenSSL dosyamızın nerede olduğunu gösteriyor. PHP-RC'nin temelde nerede çalıştığını gösteriyor. Temp dosyamızı gösteriyor. Host'umuzu gösteriyor. Host'u çok kullanıyoruz bu arada. Çünkü host direkt site adını bize veriyor. Şu ismi direkt bize veriyor. Gördüğümüz gibi site adımızı bize verdi. Lokalde çalıştırıyoruz ama domain gibi çalıştırdığımız için onu bize verdi. Connection'ımızı bize verdi. Hep bağlı kal diyor. İçeriğin boyutunu bize verdi. Cache kontrolü var mı yok mu onu bize verdi. Cache kontrolümüz yok. User agentleri de çok kullanıyoruz. Çünkü user agentler web tarayıcısının bilgilerini bize gönderiyor. Mesela şuradan bakarsak Chrome'un bilmem ne versiyonu diyor bize. Burada Mozilla 5 falan yazdığına şey yapmayın bu arada. Firefox değil. Önemli olan kısım şurası. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. HTTP accept yani kabul ettiği HTTP şeylerini gösteriyor. Bir önceki sayfayı gösteriyor. Onu da çok kullanırız. Yani hangi sayfadan gelmiş kullanıcı ya da işte hangi kelimeyi aratarak gelmiş falan. Bu da çok önemli. İşte gezip aktif cookie'lerimizi bize gösteriyor. Başka çok önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Server ayarlarımız var. PHP'mizin kaçta çalıştığı falan. Apache'mizin kaçta çalıştığı. IP adresimiz var. Bunu da çok kullanırız. Portumuzla beraber. Başka. Ha bir de Yuri dediği kısımda şu kısım.
Onda şimdilik index.php olduğu için hiçbir önemi yok ama ileride işte index slash users slash get set gibi şeyler olduğunda burası da kullandığımız bir alan oluyor. Fakat şimdilik gerek yok. Bu bilgilerle ne yapabiliriz? Mesela bir bakalım neydi? IP adresimizi bu şekilde alıyoruz. Hayır, formu gönderme, yenile. Evet, IP adresimizi aldık. Mesela buraya şey diyebiliriz. Eğer IP adresimiz eşit değilse 127.0.0.1 şu anki ne? Eşit değilse bu sayfaya sadece yerel makineden erişebilirsiniz. Yani sadece localhost'ta çalışır bu. Fakat dışarıdan bir IP'miz var diyelim. Gördüğünüz gibi sayfaya erişemedik. Hatamız çıktı. Buraya da şey yazabilirdik yani ne bileyim bu sayfaya sadece IP izni olan kişiler erişebilir. Gördünüz mü? Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi server tarafı da tamam. EnV kısmı var. EnV'yi anlatayım. Öncelikle bir tane EnV dosyası oluşturmam gerekiyor. Burayı oluşturdum. Belki bazı projelerde görmüşsünüzdür. Böyle env yani env diye bir dosya olur. Bu dosya değer ve yani key value mantığıyla çalışır. Yani bu ne demek? Bu demek büyük harflerle yazmamız gerekiyor. Bunlar standartlar. Mesela database adı diyelim. Buraya da ne yazabiliriz? Benim veri tabanım. Database şifre diyelim mesela. 123 123 olsun şifremizde. Şimdi vardamda env'yi bir yazdıralım bakalım. Hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir şey gelmemesinin sebebi aslında hiçbir şey gelmedi değil. Burada bir boş bir dizi var. Yani bu zaten oluşmuş bir dizi. Biz oluşturmadık ama zaten var. Fakat env dosyasını çekemedi. Env dosyasını da şöyle çekebiliriz. Env dosyaları bu arada fark etmişsinizdir belki. Ini dosyası mantığıyla çalışır. Yani isim ve değer, isim ve değer olarak çalışır. Bu yüzden get env diyelim buraya. Şimdi parse ini file dedim. Env diyebilirim doğrudan buna. Aslında env.ini yazıyordum. Şimdi bunu bir ekrana yazdırayım. Ne olduğunu anlaşılması açısından. Gördüğümüz gibi bu şekilde geldi. Şimdi bu noktadan sonra yapacağım işler çok basit. Burada şunu diyebilirim. env eşittir getenv. Gördüğümüz gibi env'mizde artık bunlar var. Ben env'mde eğer şunu kullanmak istersem database adımı bulmak istersem bu şekilde alabilirim. Ya da bu kodları böyle uzatmadan env'mi doğrudan buraya da yazabilirim. Buna hiç gerek kalmaz. Gördüğünüz gibi. Bazı projelerde hatta aslında çoğu projede env dosyası kullanılır. İşte ne bileyim içerisinde şifreler, ayarlar, veri tabanı isimleri, bazı lisans dosyalarının isimleri falan hep env dosyalarında bulunur. Yani sıklıkla kullanılan bir şey aslında env. Ama frameworklerde env'ler genelde otomatik çağrılır. Siz bu şekilde çağırmazsınız, sadece kullanırsınız. Hatta kullanırken de genelde env diye bir tane fonksiyon oluştururlar. Ama biz manuel olarak yaptık. Temelini öğrenebilmeniz açısından. env'yi de anladığımıza göre sırada bakalım ne varmış. Sırada globaller var. Globaller benim en sevdiğim. Gördüğümüz gibi direkt hata verdi. Çünkü neden? Çünkü yanlış yazdım. Normalde hata vermemesi gerekiyordu çünkü. Şimdi globallerde tüm global dış değişkenleri bulabilirsiniz. Yani get, post, cookie'ler gördüğünüz gibi files'ler ve ekstra globaller olarak bulabilirsiniz. Peki global temelde ne işe yarıyor? Temelde şu işe yarar. Atıyorum ben buraya sayı diye bir tane değişken oluşturdum.
Buna 5 dedim. Bir tane de fonksiyon oluşturdum. Fonksiyona şu an gelmedik ama geleceğiz. Arttır dedim mesela. Bu burada direkt gösterdi ama bunu göstermeseydik gördüğünüz gibi hata veriyor. Diyor ki undefined variable sayı. Sayıyı ben bulamadım diyor. Nasıl arttıracağım diyor. Yani bulamadığım bir şeyi nasıl arttırabilirim diye bana soruyor. Ya da kaydettim. Çalıştırdım. Gördüğümüz gibi hiçbir şey çalışmadı. Şimdi fonksiyonumu çalıştırdım. Fonksiyonumu hatamı verdi. Yani hatayı ne zaman alırsınız aslında onu da size göstermeye çalışıyorum bir yandan. Diyor ki dördüncü satırda sayı diye bir şey yok diyor. Böyle bir değişken yok diyor. Tanımlanmadı diyor. Dördüncü satırımda sayıyı arttırıyorum. Evet. Ben sayımı burada tanımladım. Yani neden bunun içinde kullanamıyorum ki? Şu şekilde kullanabilirdim. Ben buraya mesela test derdim ya da buraya da sayı derdim. Gördüğümüz gibi altındaki kırmızı çizgiyi de çünkü diyor ki ben buradan alacağım diyor. Ama bu sefer de buraya verdi. Dedi ki buraya bir tane sayı girmen lazım da girmedin. Ben şimdi sayı dediğim zaman herhangi bir hatam yok. Fakat ben bunu istemiyorum. Bu şekilde göndermek istemiyorum. Ne yapabilirim? Sayı diye sayıyı burada alabiliyorum. Hemen yenileyim. Gördüğünüz gibi hata vermiyor. Şimdi sayıyı yazdırayım ekrana. Gördüğümüz gibi 6 çıktı. Sayımız 5'ti. Nasıl 6 oldu? Şimdi değişik fonksiyonu ben burada çağırdığımda global olarak sayımı aldı. Sayım benim 5'ti. Üstüne 1 ekledi. Ve benim o sayım değişkenim artık 6 olmuş oldu. Yani bundan bağımsız bir şey yapmadı aslında. Bunu komple buraya aldı. Bir arttırdı ve sonrasında onu dışarıya çıkardı tekrardan 6 olarak. Bunu yapmış oldu. Temel mantığı bu şekilde. Şimdi bir tane daha fonksiyon yapayım. Evet, bu da azalt olsun. Peki şimdi ne olacak? Sayım 5. Bir arttırdım 6. Bir azalttım 5. Bir daha azalttım 4. Bakalım öyle mi olacak? Evet, öyle oldu. Gördüğümüz gibi. Globalleri de bu şekilde kullanıyoruz. Globals atıyorum sayı diye de buna erişebiliriz. Gördüğümüz gibi iki tane 4 geldi buraya. Bakıyorum başka bir şey var mı unutmadım diye. Yok. Başka anlatmadığım herhangi bir dış değişken yok. Benim size anlatacaklarım bu kadardı bu derste. Biliyorum bayağıdır PHP ile alakalı video gelmedi. Daha sık atmam lazım videolar. Onu da biliyorum, farkındayım. Atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Takip ederseniz, abone olursanız ücretsiz bir şekilde çok sevinirim. Bunlar beni çok motive ediyor. Daha çok video atmamı sağlıyor. Teşekkür ediyorum.